Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bu programımızda biraz kitaplardan konuşacağız. Çünkü yazar bir konuğumuz var. Kendisinin ilk kitabı Depresyonel Düşüncelerle konuğumuz oldu. Bakalım hem kitabı tanıyacağız biraz daha hem de yazarın kendi çalışmaları nelerdir bunlara bakacağız. Ali Küçüközer konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız Ali Bey? Sağ olun. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi hem kitabınızdan bahsedeceğiz hem birazcık kitaplardan genel olarak bahsederim ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim sizden. Siz nasıl başladınız? Ben Kocaeli Kartepe'de matematik öğretmeni olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda satranç antrenörüyüm. Bir yandan da Sakarya Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimime devam ediyorum. İşte geçen yıl bu zamanlar Depresyonel Düşünceler adında ilk kitabım çıktı. Bu şekilde de yazarlık hayatımıza da başlamış olduk. Harika. Bayağı depresif bir süreç yaşadık çünkü değil mi? Pandemiyle birlikte. Evet, aslında bu kişisel bir şey değil. Bu toplumsal bir sıkıntımız. Yani depresyon aslında kişilerin bir kaderi değil. Biz aslında toplum olarak hastayız. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Evet, peki. Yazarlığın keyifli yanları, zor yanları nelerdir? Zorlandınız mı mesela kitabı oluştururken? Yani ben... Öncelikle şöyle diyeyim, yani bütün bir genelleme yapmak istersek, bütün eserler aslında sanatçıların iç dünyalarının dış dünyaya bir tepkisi gibi. Kitap da bunun gibi, yani bir doğum olarak, bir doğum süreci olarak düşünürsek, onun her türlü sıkıntısını, sancısını yaşıyorsunuz. Tabii zorlu tarafı bu, keyifli tarafı da o doğum anının gerçekleşmesi. O eserinizi elinize almanız, kucağınıza almanız. Tabii kitap özelinde de düşünürsek, düşüncelerinizin her tarafa yayılması, onlardan dönüş almanız, yani vermek istediğiniz mesajların yerine ulaşması, yani sevindirici tarafı da bu. Evet. Peki, kitabın içeriğini konuşalım biraz. Ne anlatır bize kitap? Dediğim gibi yani kitapta aslında toplumun depresif düşüncelerini anlatıyorum. Yani yıllardır gözlemlediğim, tespit ettiğim, gördüğüm şeyleri not aldım. Bunları da zamanla birikmesi sonucu bir kitap haline getirdim. Yani depresyonel düşünceler aslında hayatımızın her alanında. Yani o yüzden kitabımda birçok bölüm var. Yani toplumdan yaşama, insana, ekonomiye, sağlığa, spora, eğitime, siyasete, çocuğa kadar her alanda var. İçerik olarak bu şekilde. Herkesin bir depresif tarafından bir parça bıraktınız. Peki, şimdi ön kapağında bir söz yazıyor. Ben de okuduğumda çok gerçekten dedim ki doğru bir söz ama sizden biraz açmanızı istesem bu sözü, ne anlatmak ister bu söz? Yani, okuyayım mı ben sözü? Yani olabilir, daha iyi olur. Tamam. Ömrümüzün ilk 20 yılını başkalarının bize anlattığı hayatı dinleyerek geçirdik. Sonraki 20 yılı anlattıkları hayatı yaşamaya çalışarak geçirdik, harcadık. Evet. Ne kadar yanıldığımızı ise bugün anladık. Meğer biz bugün doğmuşuz. Yani bu bizim zamanımızda böyleydi ama ben yıllar sonra günümüzde de hala devam ettiğini gördüm. Hani bir eğitimci olarak da bunu hala görüyorum. Bu yüzden... Hani bu kitap aslında bir zorunluluk gibi geldi bana. Bunu hani bir görev olarak görüyorsunuz. Yani çocuklarımız belli bir yaşa kadar hep başkalarının anlattığı hayatı dinleyerek geçiriyorlar. Sonrasında onların anlattığı hayatı yaşamaya çalışıyorlar. Yani bu neredeyse ömrümüzün yarısına kadar devam ediyor. Ya kimisi tabii bunu görebiliyor, kimisi göremiyor. Yani görenler herhalde... Yeniden dünyaya gelmiş gibi oluyorlar. Ya ben ne kadar yanlış bir hayat yaşamışım diye. Değil mi? Evet. Şimdi arka tarafında da tabii çarpıcı bir söz var. Karşı tarafa duyulan bir sevgi yoktur. Evet. Kendinden başka hiçbir varlığa aşık olamaz insan sözüyle kastedilen nedir? Evet. Yani bunu ben söylediğimde, yani daha kitap çıkmadan önce de çevremle paylaştığım zaman insanlar hemen tepki göstermeye başlıyor ama bazı gerçekleri ifade etmek gerekiyor. Yani sevgi yoktur demiyorum tabii. Karşı tarafa duyulan %100 tamamıyla bir sevgi yoktur. Yani bütün sevgiler tekrar olumlu veya olumsuz bize dönüktür. Yani bu yüzden hani kendinden başka hiçbir varlığa aşık olamaz insan diyorum. Bunu bu örnekle açıklamak istiyorum. Mesela bir kuzuyu ne yapıyoruz? Seviyoruz, okşuyoruz,
kucağımıza alıyoruz. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel bir şey diyoruz. Ama bunu karnımız tokken yapıyoruz. Ama halbuki açlıktan ölmek üzereyken kuzuyu kesip yiyebiliyoruz. Evet. Nerede sevgi? Ne oldu? Yani sevgi aslında belli şartlar altında vardır. Yani şartları normal hale getirdiğiniz zaman herkes sever. Önemli olan yani zor şartlarda, olumsuz şartlarda bu sevgi ne kadar değişiyor? Değil mi? Koşulsuz olması önemli. Yani bunu büyük insanlar da söylüyor. Mehmet Akif Ersoy mesela ne diyor? Vaat etmeseydi Allah cenneti ona bile etmezlerdi secde diyor. Hazreti Ali de ben diyor hayatımda kimseye iyilik de yapmadım, kötülük de yapmadım. Kötülüğü anladık da diyorlar neden iyilik yapmadın diyor. Hani senin gibi büyük bir insan. Çünkü ben diyor ne yaptıysam kendime yaptım. Evet. Yani yaptığımız bütün iyilikler, kötülükler hep tekrar bize dönecek bu dünyada veya bu dünyanın dışında. Kesinlikle öyle. Teşekkür. Peki, başarıyı nasıl tanımlarsınız bir yazar olarak? Evet, kitabında yine önemli bir konudur aslında başarı. Yani ben özetle kısaca, başarı bence bir insanın en büyük başarısı kendini tanımasıdır. Yani nesnel bir kavram zaten. Kişiden kişiye de değişebilir ama biz toplum olarak başarıyı nasıl ele alıyoruz? İşte çok çalışacaksın, çok zengin olacaksın, çok popüler olacaksın, en iyi sen olacaksın. Yani özellikle eğitim dünyasında ne diyoruz? İşte okul hayatında en iyi sen olacaksın. Tamam da yani okul hayatında başarılı olan biri acaba hayat okulunda başarılı olabilecek mi? Veya iş hayatında, aile hayatında? Başarı aslında yerine ve zamanına göre de değişebiliyor. Evet, kesinlikle. Peki bir yazar olarak var mı hedefleriniz, hedeflediğiniz bir konum? Evet, zaten yine kitabımda, kitabımın ana fikri ne oluşturuyor? Benim bu hayatta yapmak istediğim en önemli şey, mümkün mertebe faydalı biri olarak ölmek. Yapabildiğim müddetçe, yani boş, gereksiz, yani böyle zamanımı ve emeğimi çalan işlerden kendimi kurtarıp, nasıl kendime, aileme, topluma, doğaya, dünyaya nasıl faydalı olabilirim? Bütün çabam bu. Umarım muvaffak olursunuz. Çok önemli. Gerçekten keşke herkesin çabaları bu yönde olsa. Sağ olun. Peki izleyenlere ne tavsiye edersiniz son olarak? Kitap benim için gerçekten önemli bir işti. Fakat bu kadar gecikmesinin sebebi yine toplumun depresif düşünceleri. İşte sen yapamazsın, edemezsin, sen kim, kitap yazmak kim? Yani lisedeki öğretmenlerimiz bile, hani biz bile yapamıyoruz. Çünkü ben aslında lisedeki bir düşüncemdi. Öğretmenlerimiz bile, biz bile yapamadık. Sen nasıl yapacaksın? İşte hep böyle düşünceler yüzünden gecikti ama yine de bir şekilde yani zararın neresinden dönse kârdır diyerek bu işe girdik ve sonunda bu eser ortaya çıktı. Bu yüzden yani izleyicilere tavsiyem de varsa böyle bir düşünceleri kesinlikle vazgeçmemeleri, mutlaka peşinden gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Değil mi? Ben de istiyorum bir gün gerçekten. Çünkü evet. Her insanın yaşadığı hayat bence kendi hayatına göre bir kitap eder evet, diye düşünüyorum. Tabii. Çok sağ olun Ali Bey. Başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten de kitap okumak çok önemli. Kitap yazmak için de çok fazla kitap okumak gerekir. İşte sürekli kitap okumanın da bize getirdiği çok yeni açılımlar olacak. Kendimizi tanımak işte çok önemli. Ali Bey'in de bahsettiği gibi. Evet bir yazarı ağırladık, bir kitabı ağırladık. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.